başka bir konuya geçeceğim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sizin oturduğunuz bu koltukta oturuyordu geçen hafta programımızda. Kendisi de bütün Milliyetçi Parti'de siyaset yapan partilerin aslında birleşmesi gerektiğini söylüyor. Hakikaten 1960'lı yıllardan itibaren baktığımızda da hep ciddi kopuşlar olmuş. İşte Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, oradan kopuşlar Devlet Bahçeli, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın sizin birlikte hareket ettiğiniz durum. Keza 1992'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 arkadaşıyla birlikte kopuşu, hep bölünmeler olmuş. Dolayısıyla acaba milliyetçi partilerin birleşmesi fikri sizce ne kadar mümkün? Soru gelsin. MHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi neyi paylaşamıyor? Hepsi esasen Türk milliyetçiliği geleneği içerisinde olan partiler ve uzun vadeli hedefleri açısından, stratejik planları açısından birbirlerinden köklü bir farkları yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Türk milliyetçisi olmadığı için ayrılmadık. Türk birliğini savunmadığı için ayrılmadık. Biz Türk milliyetçiliğini daha hızlı bir şekilde iktidara taşıma iddiasıyla İYİ Parti'yi kurduk. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik eleştirilerde o günde bugün de Türk milliyetçiliğinin sorgulanması üzerine bir yaklaşım kurulu değildi. Bugün de İYİ Parti'nin tabanını oluşturan kitlenin çok büyük bir bölümü Türk milliyetçiliği geleneğinden gelmesinin ötesinde Türk milliyetçiliği geleneğinin en eğitimli, en ideolojik düşünen kesimleri. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmak gerçekten çok zordur. Milliyetçi Hareket Partisi bir aynı zamanda parti olmanın ötesinde bir harekettir, bir duygudur, bir tarihtir, bir gelenektir. Ve hepimizin orada büyük hatıraları var, arkadaşları var, büyük bir mücadelesi var. Yani bunu hiçbirimiz unutmadık. Ama buna rağmen oradan ayrıldıysak, burada ki ayrılan sadece biz değiliz, oy veren de önemli bir kitle, aşağı yukarı %7-%8 bir oydan bahsediyoruz. Davayı alıp buraya getirdiler. Yani dava Türk milliyetçiliği davası. İddia neydi? Onu iktidara taşımaktı. Peki bunların hepsi bir araya gelebilir mi? Gelebilirler teorik olarak. Gelmeli midirler? %100 gelmelidirler. Çünkü bütün dünyada milliyetçilik yükseliyor. Ve bütün dünyada milliyetçilik yükselirken Türkiye'de de yükseliyor. Ama değişik partilerde yükseleceğine bir partide yükselse, bir Türk Milliyetçi Partide, o zaman Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çözüme de ulaşmış oluruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben...